Birinci sorumuz laboratuvar malzemelerinden. Dünkü denemede sanırım ne vardı? Yine bu laboratuvar malzemeleri vardı. Nedir? İspirit ocağı metil alkol yakıyoruz içerisinde. Isıtma işleminde kullanıyoruz. Huni süzme işleminde ne yapıyoruz? Süzgeç kağıdını katlayıp huninin üzerine koyup katı sıvı karışımları ayırmak için kullanıyoruz. Hani bu havanla su dövmek deyimimiz var ya sözümüz. Havan nedir? Sarımsak döveriz. Böyle katı parçacıkları küçük hale getirmek için kullanırız. Bu da nedir? Doğrudur canlar. Büret en çok karşımıza nerede çıkıyor? Titrasyon deneylerinde çıkıyor. Asit baz deneylerinde çıkıyor. Sıvı hacmini ölçtüğümüz silindirik musluklu bir kap. Deney tüpünde çözelti hazırlamayız. Dün çözelti hazırlamayla ilgili sorularda vardı. Nerede hazırlayabiliriz? Erlen'de olur, Beher'de olur, balon jöjede olur, cam balonda olur. Ancak şeyde ne yapmaz? Deney tüpünde olmaz. Gerçi onları da çözelti saklarız. Özür dilerim. Daha çok böyle dereceli silindir olacak. Balon jöjede hazırlarız çözeltiyi. Orada yanlış olmasın. Parçalamaya devam, ikinci soruma geçiyorum. Eksi 3 yüklü bir elektron dizilimi verilmiş. Bakalım son katmanında 2, 4, 6, 8. Yani toplam 2, 8. 8'den 18 elektronu var. Bu mübariğe X diyelim şöyle. Ne yüklü? Eksi 3 yüklü 18 elektronu var. O zaman bu manyağın 15 tane protonu var demektir. Adamın kütle numarası kaçmış? 31'miş. 31 ise nasıl bir yaklaşım sergileyeceğim? Burası 31 diyeceğim. Atom numarası 15. Nah burası yüksüz tanecik olacak. Yani nötronum 15 bir şey 31 ise kaç yapacaktır? 16 yapacaktır canlar. Devam ediyorum. Hemen ikinci, üçüncü soruma. Ne vermiş? Sertlik derecesi soruluyor. Nedir sertlik derecesi bize sorulduğunda? Kalsiyum ya da magnezyum iyonunun oranı. Birincisinde 100 milimde 5 miligram var. 200 milimde 8 miligram varsa sadeleştiririm. Ne olur? 100'e 4 miligram olur. Üçüncüsünde ise zaten 100'de ne var? 6 var canlar. O zaman yorumumuz ne? 6 büyüktür 5, o da büyüktür 4 diyeceğiz. 3, 1, 2 olacak sanırım. Nerede cevabım? D seçeneğinde. Hocam biz de cevaplıyor muyuz yoksa sadece izleyelim mi? İlk defa katılıyorum. Kuzum benim, ben parçalıyorum. Siz de dinleyin. Varsa eksik olan yer bizi uyarın. Biz de ayarlamaya çalışalım. İyi akşamlar hocam. Rastgele demiş. Eyvallah Erdem. Teşekkür ediyorum. Devam. Hani bekleme yapmak istemiyorum. Hemen pratik çözmek istiyorum. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum tekrar açısından. Aynı koşullarda gerçekleşen tepkime için hangisi yanlıştır diye sormuş. Ne diyor? Toplam molekül sayısı. Kuzum benim, toplam molekül sayısında katsayılara bak. 1, bu adamın 4, toplam kaç tane girdi? 5. Burada ise 3 artı 4'ten kaç yapıyor? 7. Tabii bu tepkime için direkt katsayılara bakıyoruz. Yani moleküller için tek başına demirdir, bakırdır atomlara bakmayacağız. İyonlara bakmayacağız. İyonik bağlı bileşiklere de bakmayacağız. İyonik bağlı bileşikleri birim hücre yapılı diyoruz. İyonik yapılı demiyoruz. Buna dikkat edeceğiz. O zaman toplam molekül sayısı artar. Getti doğru. 1 2 mol su oluştuğunda 0 üçlüyor. Şimdi bakıyorum. Suyun katsayısı ne? 4. Bahsedilen kimyasalın katsayısı kaç? 1. O zaman buna armut dersem buna 4 armut diyeceğim. Yani 0 3'e 1 2 doğru mudur? Bu da getti, bu da doğrudur. Devam. Ne diyor bana? 8 litre oksijen molekülünün tamamen harcanmasından nah bu kadar su oluşur diyor. Nah doğru olur. Neden doğru olmaz? Çünkü şimdi düz mantık baktık. Bunların katsayıları 4'e 4. Biz mol ile hacmi ne zaman orantılayabiliyoruz? Doğru orantılı diyebiliyoruz. Gaz gaz olduğunda. Baktığınız zaman bu mübarek ney? Gaz. Bu ney? Sıvı. Töbe station diyeceğiz. Bunun doğru olma ihtimali yok. Tekrar ediyorum canlar, burası önemli. 1 mol 22,14. 1 mol V kadarsa 2 mol 2V kadar diyebilmemiz için ne olması gerekiyor? Gaz olması gerekiyor, asla unutmayacağız. 7,6 gramı 0,3 mol bu oluşur diyor. Bu mübareğin mol ağırlığı 3 karbon 36 yapar. Yazalım.
8 de hidrojen yaptı. 44, 32 daha toplayıverin. 76 yaptı mı? 7,6 bunun 1 virgül kaydırılmış hali. Yani 0,1 mal mı? Kim 0,1 mal? Bu adam. Katsayısı karbondioksite karşılaştır. 1'e 3. O zaman 0,1'e evlat ne olacaktır? 0,3 olacaktır. Yani D seçeneğinde doğru olacaktır. Geldim 4 mol oksijene karşılık 4 mol su muydu? Yani oksijen ile suyun molleri birbirine ne? Eşit. Bu adam 1 mol oksijen demiş. Su da 1 mol olur. O zaman o da 18 olur. Bu kadar net evlatlar. Kimyasal hesaplamalar kabusunuz olacak bir konu değil canlar. Katsayılardan mol geçişi, molden de gram, hacim, ne zıkkım soruyorsa tokatlayıp gideceksin. Geldim 5 numaralı soruma. Şimdi hiçbir şey okumadan karşındaki düzenek ne ona dikkat et. Bak burada bir fraksiyon kolonu diye bir zıkkım var. Nedir bu? Ayrımsal damıtma düzeneğinde kullanılan yolu uzatan nedir? Ayrılmayı, saflığı arttıran bir aparat, bir araçtır diyelim. Hocam kazanımlara göre güverçile formülü bilmemiz gerekiyor mu? Kuzum potasyum nitrat konumuzda alakası yok. Bilsen de olur, bilmesen de olur. Takma kafana. Geldim buraya. Diyor ki Y sıvısının kütlede yüzdesi artıyormuş. X ve Y sıvıları karışımından belli bir süre sonra kütlede yüzdesi, yani ne var burada? X ile Y var. Ben veriyor modunu ısıyı alan X coşup gidiyor bu tarafa. Y de burada kalıyor. Yani daha çok kalan, saflaşan kim? Y. Demek ki Y'nin kaynama noktası hayvan gibi X'ten büyük ki X giderken, buharlaşırken, uçarken Y gidemiyor. Hatta çıkıyor, 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 çıkıyor. Fraksiyon kolonunda yoruluyor. Anasını satayım deyip geri dönüyor. Bu. Toplama kabında toplanan tanecikler sayılar arasındaki ilişki X büyüktür. Y, X daha çok gideceği için doğrudur. Ha. Hocam hiç mi Y gitmez? Fraksiyon kolonu Y'nin tamamen mi geri dönmesini sağlar? Hayır. Çünkü sıcaklık ne olursa olsun sıvılar her sıcaklıkta ne yapar? Buharlaşır. Tabii ki az da olsa toplama kabına Y ne yapacaktır? Gidecektir. Ama X uçucu olduğu için daha fazla gidecektir. Geri soğutucuda sıcaklığı X sıvısının kaynama noktasından nedir diyor şimdi? Büyüktür. Şimdi ne demek bu? Geri soğutucunun sıcaklığı X sıvısının kaynama noktasından büyüktür. Şimdi burası soğuk olmalı ki burada ne yapsın bu adam? Sıvılaşsın. Sıcaklığı X sıvısından daha büyük olursa ne yapmaz? Sıvılaşmaz, soğuyamaz. O zaman bu ifade doğru değildir kuzularım. Sıvıların aynı dış basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki başta söyledik zaten. Y büyüktür X. Cevabımız ne olacaktır? D seçeneği. Ayrımsal damıtma düzeneği dedik. Kaynama noktası farkından yararlanıyoruz dedik. %100 ayrım olmaz. İlla ki toplama kabına kaynama noktası yüksek olan sıvı da gider dedik. Bunları unutmayacağız. Geldim 6 numaralı soruma. Calsiyum hidroksit. Kim bu calsiyum hidroksit? Sönmüş kireç. Kuvvetli bir baz. Diyor ki gazlar gönderiliyor. X gazı etkilenmeden, bundan öpüşmeden çıkıp gidecek. Nasıl olacak bu iş? Bu adam kuvvetli bir baz. Baz kimi öper? Asidi öper. O zaman bu adam asit karakterli olmayacak kuzum. Hocam kurban olsun sana. Şimdi şıklara baktığın zaman verilen bilgilerde ametal. Ametallerin oksijence zengin. Formülüze edeceğim. AX O Y diyorum. Ne X küçüktür Y olur ise bu adam asit karakterlidir. Eşit ya da büyük olursa ametalim bu adam nötr karakterlidir. Bak kuzum, oksijen fazla 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 asit karakterli. Karbon monoksitte ise nedir? Eşittir. Ne karakterlidir? Nötr karakterlidir. Geldim ilk denememin son sorusu adlandırma. Adlandırmaya şu şekilde Eyüp Besmele'yi çekeceksin. İyonik mi? Kovalent mi? Bir daha söylüyorum. Nasıl? Adlandırma sorularında tekrar. İyonik mi? Kovalent mi? Nereden hocam? Nasıl anlayacağım onu? İşin içine metal dahil olmuşsa. Metal. Ya da amonyum kökü dahil olmuşsa nah buna iyonik diyeceksin. İyonik olduğunu belirledin. Hemen bakalım bak. Bu iyonik. Amonyum kökü var iyonik. Nah bu da iyonik.
İyoniyi belirledikten sonra ikinci soruyu soracaksın. Diyeceksin ki metal bizim köyden mi değil mi? Ne diyor bu simyacı diyeceksin. Sabit değerlikli mi? 1A'da, 2A'da, 3A'da mı? Bak cevap var bizim köyden 2A'da. O zaman direkt anyon katyon. Kalsiyum, sülfür yapıştır. Amonyum zaten amonyum. NO3 nitrat yapıştır. Geldim ana demir. Ney bu demir? Değişken değerlikli. Nereden biliyorum? 1A'da, 2A'da, 3A'da değil. O zaman ne diyorsun kardeşim? Oksijen eksi 2 yüklüdür. Demir artı 2 yüklüdür. Değişken değerliliğinin yükünü belirt yapıştır. Demir 2 oksit o da nedir? Doğrudur. Geldim deniz şıkkıma. P ne? Fosfor. Burada ne yazıyor? Potasyum. O zaman töbe station deyip basıyorsun Denizli'ye. Geldim. Deminki söylediğim cümle dedik ya iyonik mi kovalent mi? Bunlar kovalent. Kovalentte ne yapacaksın? Trimiri guri muri kullanacaksın. Ne diyor bu hoca diyeceksin? Latince sayılar kullanacaksın. Sayısını söyleyeceksin, adını söyleyeceksin. Sayısını söyleyeceksin, adını söyleyeceksin. Diazot, monoksit. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Hocam çözeltiler hangi kaplarda saklanır? Orada kafam karıştı. Evlat çözeltiler baloncacı da saklanır. Cam balonda saklanır. Ağzını kapatabildiğin orada ben bir şey yanlış söyledim. Ondan kafan karıştı. Ağzını kapatabildiğin çözelti kaplarda saklanır kuzum. Geçtim birinci deneme bitti ikinci denemeye. İsviçreli farmalok. Uzun uzun okumayacağım. Bu adam oksijeni keşfeden vatandaş. Ama bunun bir manyak özelliği var abi. Laboratuvarda yemek aşçı gibi böyle löp löp yalıyor, tadıyor. Ne oluyor sonra? Tarihe geçiyor abi. Ki, ölüm sebebi kimyasalları tatmaktan nalları dikiyor. Burada bir dikkat çekmiş yazarımız paragrafta. Laboratuvarda diyor ki bunlardan hangisini yapman yanlıştır? Suları ısıtırken kaynama taşı kullanmalısın. Hani sıçramaları engellemek için. Yiyecek içecek bulundurmamalısın. Niye? Bu manyak gibi zehirli bir kimyasal temas etmesin diye. Geldim pipet ile sıvı çekerken fuar kullanmalısın. Hani böyle narin bir şekilde alabilmen için. Devam. Ne diyor? Kimyasallar koklanmamalı, tadına bakılmamalıdır diyor. Evet bu manyak yaptı, nalları dikti güle güle. Geldik cam şişeler, sıvı kimyasallar dolapların üst raflarına yükseklere konulmalıdır. Şimdi mantıken düşün. Kezzabı koydun Allah muhafaza. Zaccağını koydun cam şişeye koydun üst rafa. Abi devrildi kafaya indi. Allah rahmet eylesin abi. Ölmekten beter edersin her tarafını yakarsın. O yüzden cam malzemeleri ne yapmayacaksın? Yukarı koymayacaksın. Neyle? Ele ele asit gibi tehlikeli kimyasallar çalışıyorsa. Evet. Periyodik tabloda yerleri belirtilenlerle bla 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 diyor. Atom hacmi en büyük. Dün de vardı. Kardan adam yapıyorduk. Sanırım Instagram'da burası gözükmeyecek. Şuraya yazayım. Şöyle. Ne? Burnuna havuç takıyorduk. Nereye? Sola ve aşağıya ineceğiz. Z nerede? Hem solda hem aşağıda yapmıştır. Elektron ilgisi en büyük olan grup canım kuzularım 7A grubu. Tamam. T sağda ama mikrofona elimdeydi kusura bakmayın. T sağda ama hangi grupta bu adam? Soy gaz grubunda. Soy gazlar elektron almaz, vermez, elektrona ilgi duymaz. O zaman ikinci öncüle estağfurullah bunu işaretleyemem. Kırılır gider hocam ne diyor? Evet demiş. X 2 elektron verdiğinde kuzum şimdi X'e bak. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot. Yani 2, 8, 2A'da. Bu adam 2 tane verdi mi ne olur? 2, 8 olur. Sonra Y'ye bak. 3 elektron aldığında nerede bu adam? 1, 2, 3. Hangi grupta? 1, 2, 3. Değil mi? Yani nerede? Üçüncü periyot. Burası 3A, 4A, 5A. Yani 2, 8, 5. 3 elektron aldıracağım bu adama. 2, 8, 8 olacak. Soy gaz mı? Evet. Ama nah burada bir kelime var bak. Ne var? Aynı soy gaz. Nah aynı soy gaz. Nedir? Farklı soy gazlar. Bu da gitti. Cevabım A seçeneği. Ne demiş kuzumun biri? Hocam erime ve kaynama noktaları nasıl değişir? Hocam erime ve kaynama noktaları nerede soruyorsun kuzum? Nerede? Öyle direkt dümdük bir soru olmaz. Metallerde erime ve kaynama noktası çapla ters orantılı. Moleküler yapılı bileşiklerde ise nedir? Aşağıya doğru artar. Yani
1A grubunda sorarsan yukarı ve sağa doğru, yani metallerde sorarsan ametallerde ise aşağı doğru artar. Yani direkt böyle bir soru olmaz. Metallerde mi ametallerde mi? Örneğin flor, klor, brom ve iyodu soruyorsan aşağıya doğru artar. Ancak lityum, sodyum, potasyumu soruyorsan yukarı doğru artar. Neden? Çünkü metallerde metalik bağ eğrimi ve kaynama noktasını belirlerken ametallerde moleküler yapılı bileşiklerde London belirleyecek, ona göre kuzularım. Ha bu arada ne var? Metalik bağ ile metalik özelliği karıştırıyor öğrenci. Sen karıştırma. Metallerde örneğin 2A'da Berna, Mağara'da Cabbar'a sarılsın aşağı doğru. Çap artıyor. Elektron verme isteği, aktifliği, coşkusu artıyor. Ancak metalik bağ zayıflıyor evlatlar. Metalik bağ nereye doğru artar? Yukarı doğru artar. Sorularınıza bu şekilde cevap vermiş olayım. Geldim. Bla bla vermiş bağ soruyor. Sadıcım, canım benim, kuzum, dağıt bunun elektronlarını. 2, 8, 2. Nerede bu adam 2A'da? Ne? Metal. Y ne? Y 2, 5. Yani 5A'da. Ne bu adam? Ametal. Z ne? 2, 7. Nerede? 7A'da. O da ametal. O zaman yapıştır. Metal ile ametal arasında iyonik bağ vardır. Bir ametalle diğer ametal aynıysa apolar kovalent bağ vardır. Farklı ametal atomları bir aradaysa da o da polar kovalent bağdır. Cevabım Edirne'dir. Şükür bugün hava biraz serin. Terlemiyorum gördüğünüz gibi. Veriyoruz coşkuyu, devam. Ara ara sorulur. Ara ara sorulur ve bu hep bir sıkıntı çıkaran konudur. Niye? Öğrenci buna pek bakmaz. Kristal türleri. Kuzularım. Elmas dediğin kristal, bir de ne var? Grafit, kuvars var. Ne kristal? Kovalent bağlı kristal. Şey, kovalent kristal. Saçmaladım, özür. Kovalent. Sofratuzun iyonik kristal. Çinko metalin metalik kristal. Şekerin ne? Moleküler kristal. Ancak plastik nedir? Nedir? Plastik. Takıldım, kaldım. Nedir? Amorf bir katıdır. Lastik, plastik, tereyağı gibi maddeler nedir? Söyleyemedim. Kristal katı değil, amorf katılardır evlatlar. Evet. Teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Geldim yine kimyasal hesaplama sorusu. Elimde calsiyum karbonat var. Ne? Kireç taşı. Verdim odunu. Sönmemiş kireç ve karbondioksit ayrıldı. Tam verimle parçalandı. Diyor ki doğrudur. Bu adamın gramı 40, mol ağırlığı 40 yapar. Buradan 12, 52, 3 tane oksijen 48, 100 yaptı. M bölü MA yaparsan bunun malı ne yapar? 0,4. Birebir bu da yapar sana 0,4. Birebir bu da 0,4 yapar kuzum. O zaman ne diyeceksin? 8,96 karbondioksit 1 malı 22,14 4 malı 89 1 virgül kaydırdın okey. Geldim katı kütlesinde bu kadar ne olur diyor şimdi sana azalır diyor. Bu kanıya nereden varacaksın? Bak bu katı, bu da katı, bu ne? Gaz. Puf, uçup gidecek. O yüzden de katı kütlesi azalacak. Karbondioksitin mal ağırlığı kaç? 44. 1 malı 44, 4 malı 224, bir virgül kaydırdın ağzını gireyim, o zaman bu da doğru. Toplam atom sayısı korunur diyor şimdi. Bu kanıya nereden varacaksın? Dikkat, dikkat, dikkat. Burada diyor ki ağzı açık bir kapta, yani karbondioksit uçup gidecek. Sobayı düşün, bacadan duman uçup gidecek. Sobaya koyduğun odunla külün kütlesi birbirine ne olmaz? Eşit olmaz. O zaman sobadaki odunun atomlarının sayısı ne olur? Korunmaz. Neden? Bacadan uçup gidiyor çünkü. Bu cümle ne olur? Yanlış olur. Cevabın 1-2 olur. Geçtim abi. Ne? 20 derecede 100 gram suda en fazla amuda kalksan, takla atsan 34 gram potasyum klorür çözüyormuş. Diyor ki bunları ekliyorum bana kaynama noktasını karşılaştır diyor. Kuzum 20 ekledin çatır çutur çözer mi? Adamın kapasitesi kaç? 34. 34 attın tam olarak çözer mi? Evet. 40 attın, 40'ı çözemez. Niye çözemez? Çünkü kapasitesi kaç? 34. O yüzden ne olacak kuzum 34'e? Burada 6 gramı ne yapacak? Çökecek. Çöker diyorum, çözer yazdım. Çöker. Yani bunun ve bunun derişimi birbirine ne? Eşit.
1'e göre daha derişik. Kaynama noktasıyla derişim ne orantılı? Katı bir maddeyi çözdün, uçuculuğu az olan bir madde. Derişim ne orantılı? Doğru orantılı. O zaman ne yorumu yapacaksın? 2 ile 3'ün derişimi eşit olduğundan kaynama noktası eşit. Nerede onlar? Y ile Z eşit. X'ten büyük denizliğe parçalayacaksın. Devam ediyorum son soruma. Laboratuvarda içerisinde derişimi ve sıcaklığı eşit hidroklorik asit, nitrik asit. Duz ruhu, bu şehir girdap gülüm, su değil kezzap gülüm, bunlar varmış. Diyor ki bana, bunların etiketi karışmış çıkmış bir sınav sorusu vardı böyle. Bunları nasıl ayırt edeceğim diyor. Kuzum, magnezyum metalini etkilerini incelersem olmaz. Neden? Bu aktif bir metal. Duz ruhuna da öptürür, kezzaba da öptürür. İkisine de öptürüyorsa ayırt edemezsin. Getti. Kireç taşı. Ney bu kireç taşı? Calsiyum karbonat. Karbonatlı bileşikler asitleri öptürüp tuz, su ve karbondioksit açığa çıkartıyorlar. Yine iki asitle de öptürüyorlar. Limon sıkmına gene tepkimeye girer. Bırak kezzabı, tuz ruhunu. Çözeltinin pH'ini belirlemek. Kuzum, bunların derişimi, zıkkımı eşit miydi? Eşitti. O zaman bunların pH'larını hesaplarsan pH'ları da birbirine ne gelecektir? Eşit gelecektir. Bu da olmaz. Potasyum hidroksit ne? KOH. KOH ne? Baz. Bunlar ne? Asit. Asitler ne yapar? Bazlarla öpüşür mü? Öpüşür. Bu da olmaz. Yetti. Kim? Bakır. Kim? Civa. Deyip gümüş yazıyorum. O da ayrı bir olay. Civa. Bunlar ne? Ne evlat bunlar? Yarı soy metaller. Bunlar ne diyor? Beni öpecekse kardeşim diyor, alalade asit gelemez diyor. Alalade asit gelemez diyor. Hangi asitler gelmesi lazım? Ya kezzap olacak ya da zatça olacak evlatlar. Dolayısıyla bakır kezzap zatçağına öptürecek, tuz ruhuna öptürmeyecek. Cevabım denizde olur. Beşinci sorunun ikinci öncülü yanlış olmaz mı hocam demiş. Hemen geri dönüyorum. Beşinci sorunun kapta katı kütlesi bu kadar azalır. Neden yanlış oluyor kuzum? Neden? Bak bu adamın ne kadar bunun mol ağırlığı? 44. Molünü ne bulduk biz? 0.4. Yanlış mı hesapladım? 160. Hesap kitap mı yanlış oldu? 4 kere 4 16. 4 kere 4 16, 160. Ne yapıyor? 176 mı yapıyor? Matematiği yanlış yapmışız. Şuradan bir virgül kaydıracağız. 17,6 gram azalır olacak. Özür. Pardon. Nasıl oluyor da 44 ile 4'ü çarpıp 224 buldum. Çok iyi yapmış. Acayip iyi yapmış. Evet, anlaştık mı? Evet kuzularım, bugün denemeleri parçaladık. Umarım faydalı olmuştur. Var mı benden bir isteğiniz, arzunuz? Nasip olursa her gün saat 22.00'da TYT denemesi parçalamaya devam edeceğiz. Gelin beraber parçalayalım. Zerre bir şey öğrenseniz kârdır. 27 dakika olmuş. Muhabbet gırgır şamata. Elden gelen bu. Neydi o sözümüz? Hıdır oğlu Hıdır. Elimden gelen budur. İşiniz gücünüz rastgele, saygılar sunuyorum. Kapatıyorum yayını. Allah'a emanet olun.